asıl mesul arkadaşlarımız teşkil edecekler ve biz İyi Nizam Partimizi halkımıza takdim edeceğiz. Kuruluş beyannamemizi de okuyalım mı? Ne dersiniz? Beyannamemizden bazı maddeleri anlaşılır bir dille anlatalım ki halkımız partimizin hangi gayeyle kurulduğunu tam manasıyla idrak etsin. Hocam amblemimizi de hazırlattım. Bunu da basın mensuplarına sunarız. Sunalım Tevfik Bey. Sunalım. Sunalım ki Demirel ve İmamiye parmağının ucuna değil, gösterdiği yere bak diye. Bizim parmağımızın işaret ettiği noktaya hayallerinin bile ulaşamayacağını bizatihi gösterelim. İçişleri Bakanlığı'na parti tüzüğümüz iletildi. Herhangi bir sorun yok. Hadi bakalım. Şimdi namaz ve dua vakti. Rabbimize hamd ile hayırlı muvaffakiyetler niyaz edelim. Hocam, bugün çok yoğundum. Basın toplantısı öncesi bir toplantınız daha var. Direkt farzını mı kılsak acaba? Evladım, ketkinin sünnetine tercih edeceğiniz daha önemli bir işiniz olabilir ki. Sağ elimizi yumruk yaptık, şahadet parmağımızı da kaldırarak Milli Nizam Partimizle Bismillah dedik. 18 kişilik kurucu kadrolarımızın tamamı çok kıymetli, vatanına milletine hayırlı hizmetlerde bulunmuş ve sizlerin de yakinen tanıdığı isimlerden oluşmaktadır. Bugün tarihi bir gündür. Bugün inançlı kadroların Türkiye siyasetine damga vuracağı ilk gün. Sayın Erbakan, partinizde hangi isimler öne çıkmaktadır? Bizim partimizde genel başkandan çaycısına kadar her bir kardeşimiz çok kıymetlidir. Tabii sizlerin yanımda bulunan kurucu üyelerimizi kastettiğinizi biliyorum. Adana eski mebusu Sayın Hasan Aksay Beyefendi, Kahramanmaraş vilayetimizin eski senatörü Ahmet Tevfik Aksu, Adıyaman eski mebusu Süleyman Arif Emre ve avukat Sayın Ali Haydar Aksay Beyefendi partimizin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Sayın Erbakan, parti programınızda neleri ön plana çıkardınız? Biz Milli Nizam Partisi olarak öncelikle ahlak ve maneviyat diyoruz. Bununla birlikte milli kalkınmaya önem veriyoruz. Ekonomik kalkınma için ise faiz sistemine karşı çıktığımızı reddediyoruz. Bakınız, bizim inançlarımıza göre helal olan 4, haram olan 5'ten daha büyük. Biz önce Allah'a, sonra bu aziz milletin kendisine güvenerek bu yola çıktık. Bu milletin külünü üfleyen altından volkan gibi iman bulacaktır Allah'ın izniyle. Mücahit Erbakan. Allah be, heyecana bak beyler. Şimdi konu ne olacak? Sen bak. Gelecek bekliyor. Bu minvalde onlara neler söylemek istersiniz? Heyecan, heyecan, heyecan. Öncelikle heyecanlarını diri tutsunlar. Unutmayalım ki biz her attığımız adımı bize oy versinler diye değil, Allah rızası için atmalıyız. Bu minvalde gençlerimiz de partimizde siyaset yaparken bu düsturu göz önünde bulunuyor. Bayrak yarışıdır. Bugün gençleri yarın bu bayrağı devralacaklar. Yolculukta, bu yolda her birimiz canımızla, malımızla, nefesimizin sonuna kadar
mücadele edeceğiz. Bizim bugün ya Allah bismillah diyerek sırtlandığımız vatan, millet, İslam ve bayrak davasını gençlerimiz yarınlarda bizden daha ileriye aşkla, şevkle, heyecanla ve kararlılıkla taşıyacaktır. Biz aynen doğru. Taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç biliriz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek sizleri milli nizam yeminimize davet ediyorum. Hazır mıyız? Milletimizin selameti için Milli Nizam Partisi'nin en büyük zaferi için, yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünyanın kurulması için, yeni bir dünyanın kurulması için, tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Zafer inananlarındır, zafer çok yakındır. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bu ülke bir adam yetiştirdi. Bu da Takun Yalçın.